Zamzam Market'ten navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavka yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Asarlarda keltiriladi. Asmo binti Yazid al-Ansori Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib aytdiki, bir top ayollardan elchi bo'lib Asmo binti Yazid keldi. Kelib, "Yo Rasululloh, men ortimda bir top ayollar qoldi jamoat. Bir jamoa ayollar bor. Ya'ni mana shu ayollarning elchisiman. Ularda hammalari hozir men sizga aytadigan so'zni aytishyapti. Alloh taolo sizni yo Rasululloh erkaklarga ham ayollarga ham barobar qilib yuborgan. Biz sizga iymon keltirdik, ergashdik. Biz ayollar uyda o'tiramiz. Erkaklar juma, jamoat namozlari, kasallarni ziyorat qilishlik, janozaga hozir bo'lishlari bor, jihodga chiqishadi. Agar ular jihodga ketsa, biz ularni mollarini saqladik, bolalarini tarbiyaladik. Biz uyda o'tiribmiz. Ular shu savob amallarni qilib yuribdi. Bizga ham ularni qilgan ishidan ajr bormi?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga qarab turib, "Hal sami'atu maqolata imro'atin ahsana su'alan an diniha min hadhihi?" Bu ayolni dini haqida bergan chiroyli savolini eshitdinglarmi? Eshitdinglarmi? Sahobalar ha deyishdi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Ey Asmo, ortingizda turgan ayollar oldiga borib, qaytib borib ularga bildiringki, agar sizlardan biringiz eriga yaxshi juft bo'lsa, uning roziligini talab qilishni chiroyli qilsa, uning talabiga itoat qilsa, siz aytganlarning hammasida ajr teng bo'ladi" dedi. Qaytaramiz. "Ey Asmo, ortingizda turgan ayollar oldiga qaytib borib, ularga bildiringki, agar sizlardan biringiz eriga yaxshi juft bo'lsa, uning roziligini talab qilishi chiroyli bo'lsa, uning talabiga itoat qilsa, siz aytganlarning hammasida ajrga teng bo'ladi." Bu ayollar erlari ko'chada qilayotgan savoblarini o'zlari qilolmayotganligiga kuyukgan ekan. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollarga ham xuddi shu ajr bo'lishligini aytdi, agar falon ishlar bo'lsa. Asmo payg'ambarimizdan eshigan gapdan xursand bo'lib takbir tahlil aytib ketdi. Demak birodarlar, ayol kishi erini, farzandlarini xizmatini chiroyli qilsa, o'zini pokiza saqlasa, erini molini muhofaza qilsa, uyi va farzandlarining xizmatini chiroyli suratda ado qiladigan bo'lsa, ajrda erlaridan kam bo'lmaydi. Alloh taoloning adil zot ekanligida shubhamiz yo'q. Alloh adil zot. Allohning adolati mutlaq adolat. Uydan chiqmasdan o'tirgan ayol albatta, modomiki shariatni doirasidan chiqmasdan uyda o'tiribdimi? Eri qilgan savobga sherik bo'lishligi kerak. Bu ko'chaga hadi yugurib chiqavermasdan uyida o'tirgan ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan jannatda birga bo'ladi. Avvalo man yumsiku bi halaqil jannati ana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Jami'u Sagirdan Anas roziyallohu anhu'dan. Rasululloh aytdilar, jannatning halqasini birinchi bo'lib men ushlayman. Jannatni eshigini, halqasini birinchi men ushlayman. Fa iza imraatun tunaziuni turidu an tadkhula jannata qabli. Shunda bir ayol kelib tortishib men bilan jannatga mendan avval kirishni xohlaydi. Jannatga Rasulullohdan burun kiraman dedi. Payg'ambarimiz, "Man hadihi ya Jibril?" "Ya Jibril, bu kim?" deb so'raydi. Jibril aytadi, "Hiya imro'atun mata zawjuha va taraka laha avladan fa abati zivaja min ajlihim." U shunday ayolki, eri o'lib, farzandlari bilan qolgan va shu bolalarini deb turmush qurishni tark qilgan ayol. Erga tegsa, erda xizmatini qilaman desa, bolalarniki qolib ketadi. Ulgumayman. Shuning uchun shu bolalarimni balog'at yetkazib, tarbiyasi bilan shug'ullanaman deb turib, turmush qurishlikni xohlamagan ayol, o'zini erkak kishidagi haqqidan voz kechgan ayol.
cennetke Peygamberimiz bilen birinci kerimede tartışarken. Elbette bu, öşü tırışçılığı yeterli bugün, kanlı kursağı tok bugün hanadan hakkında yapıyoruz. Eğer ayol kişinin eri ölgen olsa, mayda balalardan koyan olsa, tırışçılığı kıyım baladığı olsa, bunda kılışı doğrulmaz. Eriden bir katlara davlat kalıp, bakı uçuki muhtaç bombiliyen, halat baladığı olsa, demek ayol kişinin bana şimdi kıyanı, onu cennetke birinci kirişliğe sebep olarken. Aynı bir yaşlık davrada, 20, 25, 30 yaşlarda eri ölüp, maydaballarla bulan koyan ayol, erkek kişideki hakkıdan vazgeçip, özünü, farzantlarını terbiyesiye bağışlayan olsa, elbette bu ayolla mazlat olup olaydı. Kur'an ayetleri, Allah Teala'nın aldığı da, erkek bilen ayolun mas'uliyeti teng ekanligi haqida siz bilamizga xabar beradi. Çünkü şu erkek bilen ayoldan tug'iladi farzand. Sen birodar farzandni dünyaya keltiryapsan, kelajak avlodni dünyaya keltiryapsan. Yer yuzida yashaydigan odamlarda solih bo'lishligi yoki noqobil bo'lishligi seni berayotgan tarbiyangga bog'liq. Astagfirullah billah. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بس parvardigorlari ularning duolarini ijobat qilib dedi. Albatta men sizlardan biron amal qilguvchi erkak yoki ayolning amalini zoyi qilmaganman. Zero birovingiz birovingizdandirsiz. Ya'ni erkak ayoldan, ayol erkakdan dunyoga keladi. Başka ayette Allah Teala aytadi: "Vemen ya'mal minas solihati min zekerin aw unsa ve huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal cennete ve la yuzlamuna naqira." Hoh erkek, hoh ayol bo'lsin, kimda kim mu'min bo'lgan holida yaxshi amallardan qilsa, ana o'sha kishilar jannatga kirurlar va ularga zarracha zulm qilinmas. Erkakmi, ayolmi farqi yo'q. Savob ish qildimi, amallari zoyi bo'lmaydi, jannatga kiradi. Kızlar terbiyesi, kızlar yakınladığın hos muamele. Cahiliye devrede Araplar kız farzand körse, bu kız kördüğü izleyen haberde eşse yüzü koruyup getirdi. Kız balanı yaman körüşerdi. Kız balanın tuğuluşluğunu özlerine bir fayda da bilmeseydi. İslam kız farzandını, aziz mükerrem ekenliğini şundaki adamlara bildirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. Bu hadis İmam Tirmizi Abu Davud'dan Abu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayetine. Resulullah aytadılar: "Men kana lahu salasa banatin au salasa akhawatin au bintani au ukhtani fa addabahunna wa ahsana ilayhinna wa zawwajahunna falahul janna." Kimni 3ta kızı bo'lsa yoki 3ta opa singlisi bo'lsa. Yo 3ta qizi bor, yo 3ta opa singlisi bor. Yoki 2ta qizi, yoki 2ta opa singlisi bo'lsa. Bas ularga odob bersa, ularga yaxshilik qilsa va ularni turmushga uzatsa, bas u uchun jannat bo'ladi. Birodarlar, qizlar, qiz farzandlar jahannamdan parda ekanligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar hadislarida. İkide kızın var mı? İkide sinin var mı? Opayın var mı? Kim var? Çıralı muamela kısın, terbiye kısın, yedirsin, geçirsin, türmüş uzatsın, senin için cennet de yaptı. Oğul tuğuzu, dedip kursan balamız, kız desen, hani balon koy var da. Subhanallah, kızım farzan, oğlan farzan. Kız neyem Allah beradı, oğul neyem Allah beradı. Ankara koyayım. Sen kadın bilesen, oğul fayda mı senge, kız fayda mı? Yani kız balanı, hurmatli ekanligi, muhtaram ekanligi mana shu hadisdan bilinib turibdi. Mana shu farzandlarda tarbiyasi va xususan qizlar tarbiyasida qizlarimizga nomahram erkaklar bilan begonalar bilan aralashib yurishlikdan ehtiyot bo'lish kerakligini yoshligidan ta'lim beraylik. Chunki payg'ambarimiz aytganlar: "Ma xala rajulun bi imratin illa dakhala shaytonu ma'huma." Bu hadis İmam Tabaraniy'den, bir erkek özüge namahram bo'lgan bir ayol bilan xilvatda qolarken, yolg'iz qolarken, şeytan ularning üçüncüsü bo'ladi.
Çünkü kızlarımızda yaşlıgiden beygana erkeğe bile yalık olmasıydı. Erkeğlerde içeriye girip aralaşmışlığından özünü ihtiyat kılıç doğru getirdik. Yaşlıgiden kızlarımızda bana şu insanı tarım birleştirdiğimiz gibi olurdu. Bana garipte erkeğe ayolda aralaşmışlığı muğmamaz. Bunun neticesi de 1983 yılı hesap kitap yakara geldi. Anaşı garipte ayrı memleketlerine bir yılda 120 minde beygen nikah balatı oldu deyilerdi. Bu ayrı memleketlerin hesap kitabı. 30 yıl burungi hesap kitabı bu. 30 yıl burungi statistik. 30 yıl burungi adamlar hazır girerde kalmasa da halkalı barada da binerse uyağı diyen büyük diyen. Hazırını mı böyle yaptık ya? Yine bu 120 minde veladesini aladı kim tukkan dese turmuş görmeyen student kızlar tukkan galiba. Upayette harkalaya bari de kız bari iken diye işliydi genlerse. Bana hazır ikiyette nümol iken tasavvuklu oraya geldi.